Manisa'da 2020-2021 eğitim öğretim dönemi başladı. Salgın koşullarının hafif seyrettiği ya da virüsün hiç görülmediği köy ve benzeri yerleşim yerlerinde okullar 15 Şubat yani bugün itibariyle yüz yüze eğitime geçti. Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Bakan Ziya Selçuk'un verdiği bilgiler neticesinde valilik bünyesinde oluşturulan İl Umumi Hıfzı Sıha Kurulu kararıyla hareket ettiklerini belirtirken açılan okullar hakkında da bilgiler verdi. 2014 yılında büyükşehir olmadan önce köy olan mahallelerimiz ile gene aynı şekilde 2014 yılından önce belde olan, şu anda mahalle olan ama nüfusu seyrek olan, yani yoğunluk noktasında uygun olan okullarımızda okulların açılması kararı almıştık zaten geçen hafta. Bunu da ilçelerimize gönderdik. Bu kararlar çerçevesinde Manisa genelinde köy ve belde diyelim artık biz onlara, köy ve belde okullarımızda 91 tane özel ve resmi anaokulumuzda 6500 öğrencimiz bugün eğitim öğretime başladılar. Aynı şekilde gene köy ve beldelerimizde bulunan 262 tane ilkokulumuz, birleştirilmiş sınıflarda dahil olmak üzere 262 tane ilkokulumuzda 10.778 öğrencimiz gene bugün eğitim öğretime başladı. İkinci dönemi başlatmış olduk onlar da yüz yüze. Aynı şekilde gene köy ve beldelerimizde bulunan ortaokul ve İmam Hatip ortaokullarında 74 adet bunlar da. 74 tane ortaokulumuzda da 8.390 öğrencimiz bugün eğitim öğretime başladı. Tabii 15 Şubat tarihi itibariyle sadece yüz yüze eğitime başlamadık. Gene yüz yüze eğitim yapamadığımız tüm okullarda ve tüm kademelerde biz uzaktan eğitime de devam ediyoruz. Manisa genelinde 253 bin öğrencinin bulunduğunu kaydeden Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Dikici, bunların hepsinin 1 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime başlamayacağını, kademeli olarak eğitime geçileceğini söyledi. Manisa genelinde 253 bin öğrencimiz var. 253 bin öğrencimiz bulunmakta. Tabii bunların tamamı 1 Mart itibariyle açılmayacak. Yine 1 Mart itibariyle belli kademelerde biz uzaktan eğitime devam edeceğiz. 1 Mart itibariyle de, 1 Mart tarihinde de inşallah biz tüm ilkokulları, ana sınıflarını, aynı şekilde özel eğitim birinci kademedeki bütün özel eğitim okullarımızı, 8'in sınıfları ve 12. sınıfları da gene yüz yüze eğitime 1 Mart itibariyle açmayı planlıyoruz. İlkokullar, 8. sınıflar ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime 1 Mart'ta başlamış olacak. Bugün başlayanlara ilave olarak, bugün çünkü sizlerin de bildiği gibi, biraz önce de ifade ettiğim gibi, köy ve belde okullarımızı zaten eğitim öğretime yüz yüze açmış bulunmaktayız. Dikici öğrencilerin nasıl okula gideceklerini anlatırken 2 gün okul, 5 gün ev şeklinde bir sistem olacağını söyledi. Sınıf mevcutlarımız zaten 15'i pek geçmiyor. Yani 14, 12, 16 gibi seyrek nüfuslu olduğu için zaten yüz yüze eğitimi Hıfzı Sıha Kurulu kararıyla aldık biz köy ve beldelerde. Bundan sonraki süreçte yani 1 Mart'ta 2 gün okul, bir anlamda 5 gün ev olmuş olacak. Yani 2 gün yüz yüze, diğer günler uzaktan devam edecek. Orada da bir anlamda sınıfları seyreltmiş oluyoruz zaten. Yani pandemi kurallarına uygun bir şekilde biz sınıflarımızı dizayn etmiş oluyoruz. 8'lerde de aynı şekilde, 12'lerde de aynı şekilde, ilköğretimin birinci kademesi yani ilkokullarda da aynı şekilde olacak. Sınıflar pandemi kurallarına uygun bir şekilde dizayn edilecek. Öğrenci sayısı ona göre ayarlanacak. Diyelim ki bir sınıfta 35 veya 30 öğrenci varsa 15'i pazartesi, salı, çarşamba gelmeyecek. Diğer 15'i de perşembe ve cuma günleri gelerek yüz yüze eğitime bir anlamda 1 Mart'ta başlamış olacağız. İl Milli Eğitim Müdürü Dikici, dezenfektan konusunda sıkıntı olmadığını, bunları meslek liselerinde ürettiklerini belirterek Manisa genelindeki okullara gönderildiğini de kaydetti. Dezenfektan olsun, aynı şekilde yüzey temizleyici olsun, buna benzer tüm malzemeler Manisa'nın geneline temin edildi. Biz bu malzemeleri de meslek liselerimizde yaptırarak okullarımıza dağıttık. Daha önceki röportajlarda da belirtmiştim. Bizim Manisa'daki meslek liselerimizde bunlar üretildi. Üretilen bu malzemeler bütün okullara dağıtıldı.